ahiret derecelerini elde etmek kolay olmaz ve cefa çekmeden Tanrı yoluna girmiş olanlardan hiçbiri meramını elde edemez. Hasılı Ali oğlu Abbas o iki tehlikeli yara ile hayvanından yere inip şöyle bir nara attı. Ya ahi edrik ehak, kardeşim, kardeşim beni bul. Mazlum Hüseyin bu avazı duyunca şöyle figan etti. Elane enkizer zahri, şimdi benim kırıldı. Ve bir ciğer yakıcı ah ile Kerbela toprağını titretti. Hazreti İmam Hüseyin'in hizmetinde bulunan Muhammed bin Enes, Hazreti Abbas'ın feryadını duyunca Şehzade'nin ıstırabı düştüğünü görerek meydana doğru koştuğu zaman gördü ki Abbas toprağa ve kanlara bulanmış olup cansız yerde yatar. Kendisini onun üstüne bırakıp feryat ederken düşman askerlerinden süvari ve piyadeler oklar yağdırıp onu da şehit ettiler. Allah hepsine rahmet eylesin. Böylece bütün hısım, akraba, eş ve dost şehitlik balını içip beka alemine göçtüler. Şimdi balı tutmak nöbeti Hazreti İmam Hüseyin ve evladına gelmiştir. Sitem ateşinin şiddet ve hiddeti kainata tesir etti. Gökler güneşin penceresini devranın eteğine vururken şöyle dedi. Vakit gelecek ki bu muhalif devirden pişman olacaksın. Ve ecel ölüm meleğine şöyle taarruz etti. Ali Mustafa'ya yaptığın işlerin hangi birinden utanacaksın? Rivayet ederler ki Ali oğlu Hazreti İmam Hüseyin 3 oğlu vardı. Biri Ali Ekber, öteki Ali Efsat idi. Kendisine Zeynel Abidin de derlerdi. Üçüncü oğlu da Ali Asgar idi. O da Abdullah derlerdi. Hazreti İmam onun adıyla künyelenmişti. O beka mülkünün serveri ve vefa serabı perdesinin mahremi evliyaların ölümünü görmemek için silahlarını kuşanıp meydana geldi. Ali Akiber güneş misali yüzünü Hazreti İmam'ın arşa erişen ayağının altına sürüp yalvara yalvara meydana girmek için müsaade istedi. Harem hatunları her bir kadar feryadı figan